Efendi Hazretlerimiz kendisinden sonra şeyh bırakmadı. Vallahi bırakmadı, billahi bırakmadı, tallahi bırakmadı. Yemin etmek kolay mı ya? Kulağımla duydum ben efendiden. Ondan sonra da onu bozacak hiçbir söz duymadık hiçbirimiz. Aa Mehmet İslamoğlu hocanın ses kaydından dinleyin. Aha Ahmet Yeter hocanın ses kaydından dinleyin. Yeni yeni çıktı bunlar. Hepsini dinleyin ya. Şahitler artıyor. Yine kıymetli bir abimiz ismimi verme dedi. Efendi Hazretleri sen ismini millete duyurtma demiş. Ondan dolayı korktuğundan değil, korkmaz o. Efendi Hazretleri yanında oturuyoruz dedi. Birisi geldi işte sizden sonra, bizden sonra işte şeyh, mebşem evladım dedi. Kabiliyet kalmadı. Söz bu. Kabiliyet kalmadı. Peki Efendi Hazretleri bu sahte şeyhe ne demişti? Bizzat onu hocalar toplantısında kendi anlatmıştı. Ne demişti Efendi Hazretleri? Demişti ki, biz çok hoca yetiştirdik ama şeyh yetiştiremedik. Bu sözde onun izahı başka yerden geldi. Kabiliyet kalmadı. Efendi Hazretleri'nin kendisi gibi bir şeyh yetiştirememesi, Efendi Hazretleri'nin noksanlığından değildir haşa. Alıcıda sorun var. Alıcı biziz yani bizlerde sorun var. Alıcıda sorun var. Vericide sorun yok. Allah bütün kullarına bu kadar e, hidayet veriyor mu? Ama alıcıda sorun var mı? Var. Kabiliyet kalmadı. Tabi bunun genetiğinden, yediğimizden içtiğimizden, faizin çarkının dönmesinden, layık düzenin sisteminin getirisinden, götürüsünden, nerede kaldı ki Osmanlı'nın son döneminde bile ne kadar azalmıştı. Şimdi hepten buyurdu ki kabiliyet kalmadı. E şimdi sen bizi neye dayatıyorsun bize ya? Sabiha Sübyan'a neyi dayatıyorsun ya? Rabıta, rabıta, rabıta yapacaksın bu adama. Yapamaz. Helak olur çocuğunuz çocuğunuz. Bütün medreseleri bu şekilde bunlar ele almışlar.